Merhabalar değerli izleyiciler, Köy TV ekranlarından iyi günler efendim. Toprak ve İnsan'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe hocamla birlikte bugün çok güzel bir aslında konuyu sizler için ekranlara taşıyacağız. Gündemin sıcak konularından efendim. Hem et hem süt, aslında hepsinin en başta ana konusu ot. Evet. Ne demiştik, her zaman da diyoruz aslında otun varsa etin de var, sütün de var. O konuda hiçbir derdin yok. Hayat ot demek ya. Evet hocam. Bu kadar. Hoş geldiniz hocam bu arada programımıza. Çok güzel bir slogan aslında bu bizler için. Her zaman da her programda söylüyoruz. Bugün de dedik ki ne yapalım, konumuzu neyi işleyelim? Aslında bütün haftalarca konuştuğumuz şeyin özeti bu. Ot. Otun varsa eti de düşünmene gerek yok, sütü de düşünmene gerek yok. Çünkü bunların ana teması ot. Otla başlayalım hocam o zaman. Ama... Yemlik... Ya buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Yemlik üretimi hocam en büyük sıkıntılarımızdan birisi, belki de bilinçsiz olduğumuz konulardan birisi. Çünkü evet, ette sorun yaşanıyorsa, sütte sorun yaşanıyorsa bunların en büyük başında gelen girdilerden birisi yemlik. Tabii. Yem bitkileri girdileri. Bu konuda da nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor sizlerden dinlemek isteriz. Yol haritası zaten çizilmiş bir şekilde. Hayvansal ürün maliyetlerine baktığınız zaman zaten hayat maliyet demek. Dünyada en kaliteli eti, en kaliteli sütü, efendime söyleyeyim, peyniri, yoğurdu, tereyağını, efendime söyleyeyim, yumurtayı en kaliteli şekilde en ucuza kim mal edebiliyorsa dünya pazarı onun. Tabii. Söz sahibi o. Ama şimdi dünyada bunu şey yaparken, kullanılırken, geçen şeyde de programda da konuştuk. Geçen programda Çinliler ne demiştik? Çin'de yem bitkisi ekecek alan yok. Oradaki 1,5 milyara yakın Çinli genelde ot ağırlıklı, bitkisel ağırlıklı çeltik, pirinç, besinle beslendikleri için hayvanlara sadece çeltik sapları ve samanı kalıyor. Çeltik samanının kalitesini arttırabilmek için çeltik alabildiğine pirinç üretimi var. Arttırabilmek için kendileri İpek böcekçiliğinin artık ürünü, artan ürününü, yani şeyi, dut yapraklarını, dut filizlerini hayvanlara vermek suretiyle şeyin çeltik samanlarını zenginleştirmek için, kalitesini yükselterek o kadar insan, 1,5 milyar insana hayvansal ürün sunabiliyorlar. Ve Almanya gibi çok ciddi dünyada teknik ve teknolojiyi hayvancılıkta olsun, sanayide olsun, teknik ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerden birisi. Matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, genetiği en iyi kullanan ülkelerden birisi ve günlük olarak Almanya'dan Çin'e çok büyük kargo uçaklarıyla süt yetiştiriliyor. Veya gemilerle çok dayanıklı sütleri gönderiyorlar. Ve dolayısıyla Almanya nire, Çin nire, 15-20 bin kilometreye kargo uçakları gidiyor. Şimdi ne demiştik? Etin varsa... Otun varsa. Otun varsa et de var, süt de var. Yani protein var. Protein demek hayat demek. Şimdi... Bu ülkede eğer hayvancılık ithalatla
karşılanacaksa ve ucuzluk ithalatla sağlanacaksa, ki son derece yanlış denemeler aşağı yukarı 1969'dan bu tarafa sürekli olarak siyah beyaz alaca, daha sonra piyasalar açılınca dünyada ne kadar ırk varsa, hayvan ırkları Türkiye'ye dolduruldu. Ama 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika ile Türkiye'nin arası soğudu. Amerika hazmedemedi Kıbrıs'a yaptığımız çıkarmayı. Dolayısıyla 19 yıl süren ambargo uyguladı. Ambargo sırasında da tabii mali ambargo sırasında da şartlı olarak Türkiye'ye hayvanlar girmeye başladı. Bizim ıslah edilmiş merinos koyunlarımız, ondan sonra yeni yeni ıslah edilmeye başlayan kıl keçilerimiz ve sığır olarak Montafon vardı, İsviçre esmeri. Evet. Mükemmel bir kombine hayvandı o. İyi hayvanlar 25 kiloya kadar, 25 litreye kadar süt verirken gerçekten 500 kiloya yakın, 526 kiloluk boğa kestirdim ben Burdur kombinasında. Anlatabildim mi? Isparta'da çalışırken bir boğa 526 kilo karkas et verdi. Bu hayvanları yok ettik. Amerika dedi ki Türkiye'de haşhaş tarlalarını bombalayacağız. Sıkıyorsa bombalayın dediler idarecilerimiz. Tabii sıkmadı. Bombalayamadılar ama haşhaş ikame bölgesinde sığırcılığı geliştirme projesi diye mükemmel bir hocamız vardı bizim. Orhan Düzgünüş profesör. Onun geliştirdiği bir projeydi. O projede çalıştım ben. Denizli'de 17 köyde boğa aşım istasyonları kurduk. Bizatihi ben. Sene kaç kurdum hocam? He? Sene? 1974. 74 senesi. Tabii Denizli Teknik Ziraat Müdürlüğü'nde çalışırken bunu yaptım. Katkımız oldu. Şimdi Türkiye'de 1980 ihtilali oldu. 1980 ihtilalinde anayasaya 169, 170, 171. maddeleri ne acı ki Türkiye'de terörü önleyeceğiz diye yapılan ihtilalde Türkiye'de hayvancılığın ve bitkisel üretimin köküne kibrit suyu ektiler. Hem anayasaya koydular bunu. O günü köküne kibrit suyunu da şu şekilde ektiler. Anayasaya 169, 170, 171. maddeleri koydular. Bu maddelerde Türkiye'deki çayırlar, meralar, ormanlar, makiliklerin tamamı devletin hüküm ve tasarrufuna, işletmesine alındı. Devlet işletiyor hepsini. Sanki tamamını işletiyor da oralardaki çayırlardaki, meralardaki otları sanki devletin hayvanı var, bilmem nesi var, otlatacak. Halbuki Batılı ülkelerde gelişmiş. Ama Türkiye niye gelişmiyor? Batılı ülke, tamam, devletin hükmündedir. Ama tasarruf yetkisi kendi vatandaşıyla birlikte yapılır. Hayvancının tarifleri vardır, yazdık.
Her programda söylüyoruz. Yani her şeydeki. Bunu ısrarla ölene kadar söyleyeceğim. Şimdi eğer gerçekten vatanını seven insanlar idare değilseler, biz vatanımızı seviyoruz diyorlarsa milleti de sevsinler lütfen. O milletin milli beslenme politikasını lütfen gündeme getirsinler. Beslenme millidir. Gıdaya erişim, gıda güvenliği. Gıdaya erişim. Ya ucuz olacak kardeşim. Ne demek gıda enflasyonu ya? O çayırlar, veralar, ormanlar, denizler, göller, barajlar, devletin iznine ne gerek var? Orada daha önceden oraların çiftçi kime denir? İşletmeci kime denir? Efendim, burada ne derler ona? Hobici kime denir? Bunların tarifleri yapılacak. Devletin kanunları ona göre kimi destekleyeceğini, kitle üretimi yapabilen işletmeleri desteklemesi gerekir. Biz beraber burada hesapladık. Dedik ki Türkiye toprakları 100 dekarsa 8 dekarı, 8 dekarının karşılığı 304 bin aile para kazanan ekonomik işletmedir. Geri kalan %92'si zavallı perperişan insanlardır. Arazilerinden geçinemediği için köyünü terk edip şehirlerde veya başka ülkelerde geçimini sağlamaya çalışan insanlar. Evet, şimdi hocam. Buyurun bir şey diyecektiniz. Köyde kalanları biz yine konu edinelim hocam. Şimdi, onlar için de bir artık hayvancılık gerçekten yapılması çok şimdi, zor bir hale geldi. Bakınız, bu şartlarda. Her şey bilim demektir. Kesinlikle. Adalet olursa, akıl olursa, teknik olursa başarılamayacak şey yoktur. Ya çok basit. Çok basit. Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1984'te çıkmadı mı? Amerikan ambargosundan 10 yıl sonra. Şimdi Büyükşehir Belediyesi kanunuyla tamamen 34 bin köyün 17 bin 200'ü ve bunların 9 bini orman köylüsü, sayıları tam söyleyemiyorum, zamanım yok, bulurum. Anlatabildim mi? Ya orman köylüsünü ormanın dışına attılar yahu. Bakınız. Ekonomik milliyetçilik diye bir şey var. Orman köylüsünden ormanı koruyabilmek için 16-17 bin tane silahlı orman muhafaza memuru çıktı. Bu kadar akıl dışı. Halbuki bu orman muhafaza memurlarıyla birlikte hayvancılarla, bitkisel üretimle, kol kola, omuz omuza birlikte çalıştırılsa. Ki bunun örnekleri de var hocam, agroforestry mesela. Peki tabii ya, yabancı ülkeler orman tarlaları kurmuş ya. Ormanın içindeki yabani bitkilerin tamamını yok etmemiş. Onu belirli alanlarda muhafaza etmiş. Ama geniş bir alanı otlatma alanı olarak. Yani hocam biz diyoruz ya, etin de var, sütün de var. Onlar aslında bulundukları arazinin evet, etinden de sütünden de yararlanıyorlar. Ama bizde okur yazarlık çok da %98 diyelim. Okur anlar, okuduğunu anlar adam çok az. Bilhassa kendilerine efendim mesela bilim adamı uzmanlarıyla evet, çalışan kişiler gözlüğündeki camı görmüyor kardeşim.
Ya bu ülkenin ekonomistleri var. Bütün ziraat fakültelerinde var. Bütün veteriner fakültelerinde var. Ne olur tarifleri yapın ya, bize düşmesin bu iş. Ekonomik işletme genişliği nedir? Bu tarifleri yapın ve idareciler ona göre nereye teşvik edeceklerini bilsinler. Biz mi söyleyeceğiz yani? Zaten bizi dinleyen yok. Küçük televizyonuz ya biz. Şimdi büyük televizyonlarda da ağzı olan konuşuyor. Bir biliyorlar, bir biliyorlar ki abo. Bizi dinlemiyorlar ama onları hiç dinlemiyorlar. Çünkü meslek erbabı değil. Niçin bu memlekette teknik insanlar konuşturulmaz? Ya maşallah bizim gazetecilerimiz, askerlerimizin hepsi veya başka meslek sahipleri tarım konusunda konuşuyor. Konuşuyor ya. Boş konuşuyor, boş. Bilmiyor. Cahil adam konuşuyor. Cahil olduğunu her konuya, şimdi Albert Einstein'ı hatırlamamanın imkanı yok. Diyor ki, cehalet ne güzel şey ya diyor. Her şeyi biliyorsun. Evet. Ya insanda bir utanma diye bir şey var. Ben bu konuyu bilmiyorum sevgili kardeşim. Onu falanca kişiler bilir. Müsaade edin de 54 yıllık Ziraat Yüksek Mühendisi. Biraz da biz konuşalım. Ama biz burada büyük televizyon, küçük televizyon. Buyurun yapın. Haydi. Dönüp dolaşıyoruz. Ekonomik milliyetçilik diye bir olay var. Niçin ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında üretilen herhangi bir ürünü, tarımsal olarak ürünü neden ithal edeyim? Niçin bu memleketin devlet politikasında, tarım politikasında kurağa dayanıklı olan bu sorgun türleri dünyada beşinci bitki olarak ekilirken niye Türkiye'de ektirilmez? Ukrayna'dan, oradan, buradan, bilmem nereden ithalat yapılır. Boyuna konuşuluyor efendim. Tavuk eti fiyatları arttı. Neden? Neden? Çünkü yemleri ithal ediliyor. Ya sevgili kardeşim, tavuk etinin, tavuğun ana baba hatları ithal. Yumurta olarak geliyor, civcivi burada çıkarılıyor. Sen Erbeyli Devlet Üretme Çiftliği gibi tavukçuluk araştırma vardı şeyde, Erbeyli'de. 1974'te Erbeyli Devlet Üretme Çiftliği'nde gene rahmetli, biraz önce söyledim, Orhan Düzgüneş'in geliştirdiği bir yerli hibrit kasaplık piliç şeyi vardı. Kapatıldı ya. Tavukçu adamı götürdüler balıkçılığa ya. Ya Allah'tan kork. Yetişmiş bir adam, işletme müdürlüğüne gelmiş bir adam. Kör olsun sizin şeyiniz, partizanlarınız. Kör olsun, kör. Kim partizanlık yapıyorsa kör olsun ya. Şimdi bu adamlar çok değerli insanlar. En azından 15-20 sene eğitim görmüş. Siz adamı niye görevden alıyorsunuz? Hangi suçu işledi? Eğer bir suç varsa onun 657 sayılı devlet memurları kanuna göre cezalandırılması var lazım. Veya oradan alıp, tavukçuluktan alıp balıkçılığa veriyorsan o zaman kabahat sende. Oradan al, tavukçuluk sadece orada değil, başka yerde de var. Orada değerlendir.
veya cezalandır sevgili kardeşim. Türkiye muhteşem bir coğrafyaya, dünyadaki bütün iklimlerin olduğu, evet, kendi bitki paterni konusunda bu insanların, bilim insanlarının çalışmadığını, o kadar güzel bir ülke ki, bakınız, yani çok üzülerek söylüyorum. Birazcık yaşım geçti halde, birazcık bilgiyi karıştırdığınız zaman öyle bitkilerle karşılaşıyorsunuz ki. Ki bu konuda da gerçekten çok zengin. Öyle bitkilerle karşılaşıyorsunuz ki. Birkaç tanesini Türkiye'ye kazandırdım ben. Anlatabildim mi? İnşallah Kasım ayına varmadan, Kasım Aralık aylarına varmadan iki tane bitkiyi daha Türkiye'ye tanıtacağız. Evet. Ve hocam, ya biz bunu bak şeyler, bizim çiftçimiz bunu gördüğü zaman ya biz bunu biliyorduk diyecekler. Bilmek ayrı şeydir, yapmak ayrı şeydir. Şimdi biyokütle diye bir olay var. Kitle üretimi, kütle üretimi var. Şimdi şeye göre, nedir onun adı? Miras kanununa göre ben bir çalışma yapmıştım. Arazi kiraladık. 300 metre kareye bakınız. Tarla tapusu kesen bir devlet var burada. Ya 300 metre kare. Traktör dönemez ya. Bakınız, bazı şeyler, şimdi bir ara toprak reformu dendi. Hemen ideolojik buldular toprak reformu. Onun karşıtları tarım reformu dedi. E kardeşim, tarım reformu yap, iktidardasın. Onu da yapmadılar. Arazi toplulaştırmadı dedi. Ya her şey ekonomik işletme genişliği kavramının çevresine dönüyor. Beyler, beyler, bütün hukuk, tarımın hukuki altyapısı tamamen dejeneredir, üretimsizlik için organize edilmiştir. Bir tek çözüm var. Bir tek çözüm. Onu nedense unutmuşlar. Hani kooperatifçiliği de yasaklama gerekiyor da, ama kooperatifçiliği de karalamak suretiyle vatandaşı biraz çekindir hale getirdiler. Şimdi devlet güvence demektir. Şimdi bütün belediyelere söylüyorum. Bugün Türkiye'de 10 bine yakın kooperatif vardı. Tarımsal üretim kooperatifleri. Beğendikleriniz varsa bunların içinde belediyeler ortak olsun. Diğer belediyeler, mesela Marmara Birlik, şu bu tarih gibi şeyler Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. O politikacıların kıskacındadır onlar. Ama demokratik kooperatifçilik var. Bunların içerisinde her türlü teşkilatı desteklemek suretiyle, ki devletin destek şeyleri, parasal üretim destekleri, eğer üretim yapamayan, arazisini terk etmiş, geçinemediği için terk etmiş küçük arazi sahiplerinin arazilerini kiralamak suretiyle ve Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yetkiyle mahalle haline getirilmiş olan köy ve beldelerin, belediyelerin mülklerini bir araya getirmek suretiyle dev, aynen Almanya'daki gibi, aynen İspanya'daki gibi
dev kooperatifler kurulabilir. Kooperatifin adını sevmiyorsanız birlik koyun. Sevmiyorsanız anonim şirket koyun, limited koyun, ne koyarsan koy. Ama kitle üretimi yapabilecek olan dev işletmeler, ekonomik işletmeler kurulursa Ali Bey, dünya ile yarışacak, bakınız, dünya ile yarışacak öyle bir potansiyel var ki 2-3 sene içinde Türkiye, 5 yıl demiyorum, ciddi çalışılırsa 3-4 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık potansiyeli geçer. Adımı koyarım. Evet. Adımı koyarım. Bu kadar kısa sürede yapmak mümkün. Ya mümkün. Sonra devlete bir şey getirmiyor ki büyük. Milyonlarca tapu var. Hiçbirisi bir şey yaramıyor. Şimdi şöyle, 40 milyon kişi köyden geçinemediği için terk etmiş şeyi. 3 milyona yakın insan var köylerde. Diyor ki 3 milyon, 4 milyon. Şeyi terk etmiş, arazisini terk etmiş 40 milyon kişinin 37 milyonu birbiriyle davalık. Miras meselesinde. Ya şimdi eğer belediyeleri devreye sokarsanız buraya bir kere vatandaşa güvence gelecek. Güven verir. Devlet ben senin arazini kiralıyorum dediği dakikada vatandaşa güvence gelecek. Belki o vatandaşın emeği de değerlenecek. İşe yarar bilgisi varsa. Kesinlikle. Belki o vatandaşın ahırı kiralanacak. Belki atölyesi kiralanacak. Belki işte diyelim ki konserve fabrikası var veya atölyesi var. Bunlar bir araya gelecek. Şimdi Türkiye'deki bitki paternini üretim olarak 1222 belediye, 1400 diyorlar ama benim aklımda kalan 1222 belediye ellerindeki potansiyeli ortak bir zemin içerisinde paylaşırlarsa Türkiye'de bitkisel üretim planlaması kendiliğinden bir araya gelmiş olur Ali Bey. Evet. Artı değerleri ihraç için şey olur. Bir de o büyük işletmelerin şeyleri, yöneticileri mutlaka teknik insan olacaktır. Mutlaka sağlık insanı olacaktır. Mutlaka ekonomist olacaktır. Ve diyelim ki veterinerinden efendim hayvan beslemecisine, oradan ne derler ona, bitki biliminin sahibine söyleyiver şeyini, neyse adıma, botanikçi. Bunlar hep bir kadro olur. Ve o bölgede yeraltı suları, yerüstü suları. Hepsi değerlenir. Hepsi değerlenir. Biraz önce de bir şey okudun sen. Dedin ki ihraç edilen ürünler hastalıklı vesaire, işte evet, yani ihracattan geri dönen yani ürünler, geri dönen, bu yabancıların almadığı ihracattan geri dönen ürünler kim yiyor veya atılıyor mu, imha ediliyor mu, ne diyorsunuz? Aslında akıllardayım, çok soru var hocam bu konuyla ilgili. Piyasaya sürülüyor mu, imha ediliyor mu, hangileri geri dönüyor, hangileri gittiği aslan, yerde imha ediliyor? Aslanlar gibi yedirmesinler bize ilaçlı şeyleri. Evet. Hocam yorumlar da var. İsterseniz izleyicilerden gelen yorumları da okuyalım bu konuyla ilgili. Selamun aleyküm hocam. Saygılar demiş Ali Ağa izleyicimiz. Verdiğiniz bilgiler dahilinde hayvanlarımızı regras otu ve mısır silajı yediriyoruz.
Otumuz bol, fabrikaya mı vermiyoruz, tavuk da besliyoruz. Tane sorgum tavuk için ekmeği düşünüyoruz. Nasıl olur? Bir de demiş, biraz da sistemde bulmuş, programınız kısa sürüyor demiş. Arazi programları da bekliyormuş bizden izleyicimiz. Necdettik diye yayınlar demiş hocam. Bizim talebimiz asgari 1,5-2 saattir ama maalesef televizyon yönetimi böyle karar veriyor, 45 dakikayla yasak savuyoruz. Evet. Hocam, şimdi bir tane daha şey, bir dakika cevaplamadık şeyi. Buyurun hocam. Şimdi tane sorgumun esası tavuk yemidir. Bunu bilmeyen yoktur. Kanatlı hayvanlar için kuş yemi vesaire olarak değerlenir. Türkiye'de hibrit tohum bulmak şansımız yok. Biz üretmeye çalıştık. Çok pahalı bulunduğu için kilosu. Bundan 10 seneye aşkın. Pazarlayamadık. Elimizde patladı. İmha oldu. Ancak standart çeşitlerden bulmak mümkün. Standart çeşitleri siz eğer sulu araziniz varsa tavsiye ederim en az 7-800 kilo dekardan ürün alırsınız. Belki daha fazla alırsınız. Tam cuk oturursa, ciddi yapılırsa. Bir de şu var. Eğer kurak şartlarda çalışacaksınız, bugünlerde ilkbahar yağışlarından dolayı ektirirseniz bu 60-65 gün arasında çiçeğe yatar. 10-15 gün içerisinde tozlaşmadan sonra önce süt olumuna, daha sonra hamurlaşmaya ve daha sonra sertleşmeye döner. Ve bunu 100-110 gün içerisinde, en fazla bir belki 10 gün sarkabilir, 100-110 gün içerisinde hasat edersiniz. Burada dikkat edilecek husus, ilk hasat sırasında taneler nemlidir. Mutlaka serilmesi ve kurutulması gerekir. Eğer makineniz varsa kuruttursunuz, yoksa sererek kurutmak en güzelidir. Çünkü nemli olan taneler birbiriyle havalanmadığı sürece, kurumadığı sürece aflatoksin diye bir zehir mantar üretir. O aflatoksini üretmemesi için güzel hasattan sonra ince serilerek birkaç gün içinde karıştırmak suretiyle tanedeki nemi %14'ün altına indirirseniz yıllarca saklanır. Aksi takdirde küflenir. Şimdi burada dikkat ederseniz şeyler yeşil. Bakınız taneler olgunlaşmış, alt yeşil. Şimdi burada başağın altındaki yeşil kısmı, başağı biçer döverle hasat ettiğinizde dikkat edin, çatlamış toprak, bu kurak arazideki bitki. Hasat edilen bitkinin altı yeşil olduğu için taneyi alırsınız. Taneyi aldıktan sonra yeşil olan kısmı, eğer suyunuz varsa veya yağmur verirse Allah, yeniden yan dallar çıkarır ve dolayısıyla bir sefer tane alırsınız, ikinci seferde çok güzel bir silaj alırsınız. Otluk olarak alırsınız. Tabii mükemmel olur silajı. Başka? Evet hocam, bir diğer sorumuz hemen. Selamünaleyküm hocam, iyi yayınlar. Bizim Hatay'da sofralık bezelye ekiliyor demiş. Onun yeşili meyvesi yedirildiğinde müthiş süt yapıyor demiş. Evet. Sizin ürününüz olan yemlik bezelye demiş ama muhtemelen sorgumdan bahsediyor izleyicimiz. Yok, ekersek hayır. Acaba aynı sonucu alabilir miyiz diye sormuş. Bezelye ister bizden alın, ister bir başkasından alın. Anlatabildim mi? Bezelye bezelyedir. Ve tanesi de mükemmeldir. Bunu fabrikasyon olarak yemeklere katılmak üzere konservesi de yapılır. Turşulara da karıştırılır. Anlatabildim mi?
mükemmel bir şeydir. Bu da sarı sorgum. Yani bezelye ile tane sorgumun hiçbir alakası yoktur. Birisi bezelye baklagildir. Sorgumlarda buğdaygildir. Yani darıgiller denir. Bunun sarısının tane olarak değerlendirilmesi batılı ülkelerde alkol üretiminde kullanırlar. Çok lüks içkiler imal ederler. Anlatabildim. Dolayısıyla bu da sarı türleri daha özeldir. Ve o çölyak hastalığıyla alakalı glütensiz gıda olarak besin maddelerine, yani insan yiyeceği olarak da çok güzel değerlendirilir. Başka? Hocam iyi yayınlar, teşekkürlerimiz var. Onları da izleyicimiz bu arada yemlik bezelyeden bahsettim demiş. Sorgumdan değil demiş hocam. Ne tamam. Eklemiş. Anlaştık. Hocam bir diğer konumuz da az önce değindiniz, onu da bir açıklık getirelim. Zenginliğimizden bahsettiniz, ülkemiz zenginliğinden, endemik türlerden bahsettiniz. Güzel bir, her zaman hocam olumsuz haber vermek olmaz. Güzel bir haber verelim izleyicilerimize de bu kapsamda. Avrupa Birliği'nden hocam 21 ürünümüz coğrafi işaret tescili aldı. Nedir efendim coğrafi işaret? Bulunduğu bölgeye has, oranın oraya ait. Dünyada başka yerde olmayacak. Dünyada başka yerde yetişmeyecek. Aslında o bölgenin marka değeri. Ülkemizde de aslında birçok bildiğimiz ürün var bu kapsamda. Bunlara örnek verecek olursak sadece tarımsal üretimde de değil tabii ki. Bu tarımsal ürünlerde de değil. Antep baklavası da mesela bir Türkiye'nin coğrafi işaretidir. Bunun yanında Aydın inciri gibi birçok ürünümüz var. Daha 4 tane de askıda olan ürünümüz var. Herhangi bir itiraz gelmediği sürece 4 ürün daha coğrafi işaret listemize eklenecek. Bu da aslında bizim ülkemizin bir marka değeri. Nasıl Antep baklavası denince aklımıza Türkiye'ye geliyorsa, birçok üründe de aynı şekilde bu olacak. Aynı şekilde Malatya kayısısı, Giresun tombul fındığı burada, gibi. Burada bu haberi bize hazırlayan gerçekten Türkiye'de yüz akı bir gazeteci vardır. Ali Ekber Yıldırım. Evet. Tarım ve Ekonomi diye bir gazete çıkarıyorlar bunlar. Dünyaya nasıl bir tarım, nasıl bir ekonomi diye gazetesinin ekidir. Gerçekten Türkiye bu adama çok şey borçludur. Ancak Ali Ekber Yıldırım'ın bir tek eksik yönü var. Her şeye rağmen çok teşekkür ediyoruz. Ama tarımın hukuki altyapısını da biraz işlerse daha da memnun olacağız. Evet. Ama tabii ki her şeyi Ali Bey'e bırakmanın da bir mantığı yok. Bizler ne güne duruyoruz? Biz gündemden sürekli getireceğiz biz. Yani pes etmek yok. Çünkü evet. doğrular hiçbir zaman ölmez. Biz ne diyor adam? Ekonomi bilmeyen ülkelerin diyor. Çok da güzel bir laf. Evet, Şeref Oğuz'un lafı. Ekonomi matematik bilmeyen ülkelerde diyor adalet gelmez. Herkes matematik bilecek, ekonomi bilecek. Zaten Atatürk'ün sözü var ya. Diyor ki ekonomi diyor hayatta her şey demektir. Hayatta her şey demekse onun için üzerinde durmak her zaman bizim boynumuzun borcudur. Evet, ben teşekkür ederim. Hocam konuşacak çok şeyimiz var. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii programımızda son dilime girdik ama hububat piyasası. Gündemin sıcak konularından Allah bir tanesi. Allah kolaylık versin. Evet. Buğday hasadı başladı hocam. Nerede başlamış? İklim şartlarıyla Adana'da. Adana bölgemizde hocam başladı. Erken başlamış ya. İklim şartları hocam artık. Evet. Ekolojik dengenin bozulması, evet. İklimde ve mevsimde kaymalar bize bunları da artık ilerleyen dönemimizde gösterecektir. Tabii en önemlisi hasadımızı yaptık ama bunu kaça satacağız?
harmandan kalktığında ürün bizim kazancımız ne olacak sorusu. Burada da Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin hocam bir fiyat açıklaması, maliyet açıklaması, üretim maliyeti açıklaması oldu. 10 lira 87 kuruş olarak bir kilogram buğdayın üretim maliyeti 10 lira 87 kuruş olarak açıklandı. Bu kapsamda hocam üreticilerin de tabii ki fiyat beklentileri, fiyat arayışları diyelim ortaya çıkmış oldu. Geçen sezondan birçok program yaptık bu kapsamda, özellikle hububatla ilgili siloların doluluğundan randevularda, toprak mahsulleri ofisindeki randevularda aksaklıklar. Siloların dolu olduğunu ben söylemedim. Basından öğrendiğimizi burada aktardık. Evet. Şimdi eğer silolar doluysa, boşaltılıp satılmadıysa nereye alacak toprak mahsulleri ofisi? Tarım Bakanı İbrahim Maklın'ın açıklaması hocam hazırız şeklinde. O zaman açıklasın birader. Yeni sezon hububat alımına hazırız açıklamasında bulundu. Yani bu da aslında biraz beklentiyi de ortaya koymuş oldu. Bakalım fiyatlar ne olacak? Şimdi zamana oynayacak tabii, haklı olarak Bakan Bey. Silolar mümkün olduğu kadar belki uzun zaman içerisinde boşalacaktır. Yerine yenisini alacaktır tabii, sokağa atılacak ürün değil. Müthiş bir emeğin karşılığı, ancak bana göre afaki bir fiyat ziraat odalarının verdiği maliyet fiyatı. Geçen yıl 5-4 liraya kadar düşen buğday, 5 liraya 6 liraya satanlar bayram yaptı. Maliyet, gerçekler maliyeti dinlemiyor. Örgütsüz toplumun yapacağı hiçbir şey yok. 3 milyon şey üreticisi var. Hububat üreticisi var. Bir tek toprak mahsulleri ofisi var. Bir de piyasadaki silo sahipleri var. Niye örgütlenmiyorsunuz? Niye eliniz kolunuz bağlı? Toprak mahsulleri ofisi örgütleyemez mi çiftçisini? Neden örgütlemiyor? Kosuluyorlar başkan beyler. Bakalım yani, ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor diyelim o zaman. Çok şeyler bekliyor. Evet, şu bakalım, an hasadın erken olması da hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Namusluca konuşulacaksa bu ekonomik kriz kolay bitmez. Sancılı bir süreç olacak. Kolay bitmez. Bu millet aklını başına almak zorunda. Zorluklar çekiyoruz. Hı? Gerçekten zorluk çekiyoruz ya. Eskiden 400-500 ton tohum satan adam 2 ton 3 tona indi. Neden? Neden tarlalar boş? ...20-22 milyon ton üretimden bahsediyorlar. Ben onları dinlemiyor değilim, dinliyorum. Ama dinlerken üzülüyorum. Yalan söylüyorlar. Sen arazinin en az %50'si ekilmemiş birader. Nereden 22 milyon tonu hesaplıyorsun? Hangi hizmeti, hangi gübreyi attı bu vatandaşta? Bu kurakta Temmuz ortalarına kadar kurak gidileceği söylüyor. Bakınız bugünlerde yağış var. Bir hafta 10 gündür. Hasat başladı diyorsunuz. Adana'da hasat 25 Mayıs'tan önce olmaz. Evet. Mayıs'ın kaçı bugün? 3'ü. 3'ü. 3 Mayıs. Evet. Demek ki kurak gitti kardeşim. Alim olmaya gerek yok ki. Evet hocam. Vaktimizin de hocam sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ya bizim görevimiz bu memleketin. Bu konuda iddiamız var. İddiasız adam diyor, iddian aşağıdır. O zaman atasözü hocam, bu. Evet, bitirmeden şöyle bir sürpriz yem bitkimiz vardı hocam. Ona da şöyle kısaca bahsedelim. Nedir? Uzun sürmez. Beraber çekeceğiz şeyini. Ve diyecek ki herkes, ya biz bunu biliyorduk diyecek.
Biliyorsa neye yapmıyorsun kardeşim? Biz onu göstereceğiz. Evet, belki de bilmekle aslında öğrenmek arasındaki farkı orada öğrenmiş oluruz. Sohbetin arasında ben söyledim onu. O bitkiyi söyledim. Bakalım. İyi dinleyenler kesinlikle aldılar. O zaman sürpriz diyelim yine de biz. Gelecek programlarda sağ programı ile birlikte. Türkiye'ye sürpriz, eski yöneticilere sürpriz. Niye kapattılar da araştırma enstitüsünü? Türkiye'nin ham maddesi ya. Evet. Ben Çin'den öğrenecek değilim şeyi. Bizim elimizin altında muhteşem bir araştırma enstitüsü vardı. 1985'ten kapatıldı maalesef. Ya Türkiye'ye bilim falan gerek yok ya. Her şeyi biliyorlar. Ne diyor Albert Einstein, atom bombasını bulan adam, diyor ki her cehalet ne güzel şey kardeşim diyor. Her şeyi biliyorsun. Hayırlı akşamlar. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyiciler, Bir Toprak ve İnsan programının sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.